isterseniz benim de size bir sürprizim olacak. Ama bunu programın ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Süpersiniz. Evet, değerli büyüklerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklar bir alkış yapalım. Bu değerli başkanlarımız, müdürlerimiz, sizin amcalarınız bu güzel programları sizler için organize ediyorlar ve bu güzel sahnelerde sizlerle buluşmamıza imkan sağlıyorlar. Hazır mısınız siz? Evet sevgili çocuklar, burası sizin ikinci okulunuz olduğuna, yani burası sizin okulunuz olduğunuza göre burası sizin ikinci eviniz. Biz de size misafir gelmiş olduk. Hoş geldiniz. Süpersiniz. Öncelikle kendimizi tanıtalım. Bendeniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Oyuncu ve sunucuyum. En son TRT 1 Toz Koparan'da kuklalı bilim adamını canlandırdım. Hatırlar mısınız? Ama o zaman 130 kiloydum ben. Sonra zayıfladım. Bana bir alkış. He. Şimdi bazen benzetiyorlar, tanımıyorlar. Böyle 30 kilo dedin ya. Ama bugün burada olmamızın sebebi başka. Kültür Bakanlığımız, İstanbul Alan Başkanlığımız ve ilçe eğitim müdürlüğümüz sizler için çok güzel bir proje hazırladı. Çok emek verdiler. Onlara şöyle bir teşekkür alkışı yapalım. Harikasınız. Burada da gördüğünüz gibi miras gönüllüleri bir proje hazırladılar. Bu proje ne? Kültür mirası nedir biliyor musunuz? Kültür mirası. Kültürel miras şudur arkadaşlar. Tarihi öneme sahip yerler ve alanlara kültür mirasları denirler. Yani bunlar yapılar, yerler, bahçeler, sokaklar, çeşmeler gibi. Bunlara dedim ki çocuklara anlatalım, kültür miraslarımızın ne olduğunu bilsinler, gelecek nesiller de onlar gibi onlara sahip çıksınlar istedik. Ve miras günleri projesiyle sizlerle buluştuk. Bakalım inşallah programın sonunda soracağım. Beğeneceksiniz. Programın sonunda da sizler de biraz miras gönüllüsü olarak kültür miraslarımıza sahip çıkacak. Ve gelecek nesillere inşallah olduğu gibi aksedeceksiniz. Anlaştık mı? Evet, öncelikle saygıdeğer büyüklerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz buradalar, onu alacağız konuşmak için. Öncesinde İl Kültür Turizm Müdürümüz Coşkun Yılmaz Beyefendi'ye alkışlarla hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bizlere çok destek oluyorlar. Sayın Mucim Kına Beyefendi'ye alkışlarla hoş geldiniz diyoruz. Saygıdeğer müdürüm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Fatih Belediye Başkan Yardımcımız saygıdeğer Mehmet Özçelik Beyefendi çok yoğun katkıları var programa. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için. Ve yine bu güzel projede çok emek veren İstanbul Alan Başkanımız saygıdeğer Mustafa Tuğral Beyefendi'ye de hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bu güzel programlarla bizleri sizlerle, sizleri bizlerle buluşturan değerli büyüklerimizden şöyle küçük bir konuşma alır mıyız, ister misiniz? Peki. O zaman alkışlarla Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Gülşin Kına Beyefendi konuşmaları yapmak üzere kürsümüze davet ediyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Buyurun. Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürü, Sayın Belediye Başkan Vekili, Sayın Alan Başkanım, çok değerli mesai arkadaşlarım, çok değerli misafirler, değerli öğretmenlerim ve sevgili öğrenciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada alan başkanlığı ile yaptığımız bir protokol çerçevesinde Miras Gönüllüleri adlı programımızın final programını burada gerçekleştireceğiz inşallah. 16 okulumuzda gerçekleşti bu program.
Bu programın detaylarını Sayın Başkanımız mutlaka size anlatacaktır. Ama ben bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet, tarihi yarımada üzerinde bulunan sur içinde dediğimiz Fatih ilçemiz belki de Türkiye'nin en zengin kültürel mirasına sahip bir bölge. Bu bölgede her sokakta, her caddede, her köşe başında bir tarihi esere rastlamamız mümkündür. Bizler Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 100 binamız var sevgili öğrenciler. 100 tane okulumuz var. 100 okulumuzdan 28 tanesi de tarihi, tescilli, kültürel mirasımız aynı zamanda. İşte o okullardan birisi de bu Muallim Yahya İlkokulu. Bizler bu mirasa nasıl ki bize korunarak geldiyse sahip çıkacağız ve bizden sonrakilere de devretme sorumluluğumuzu yerine getireceğiz inşallah. Bizler kime devredeceğiz bu mirası? Sizlere devredeceğiz. Sizler de teslim aldığımız bu mirası sizden sonrakilere korunmuş bir şekilde inşallah aktaracaksınız. Ben bu programa emeği geçen başta alan başkanlığımız çalışanlar olmak üzere bizim milli eğitimdeki personelimize, öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve herkese çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ve şimdi de saygıdeğer İstanbul Alan Başkanımız Mustafa Tuğra Beyefendi'yi sahneye alkışlarınızla davet ediyoruz. Saygıdeğer başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın İl Kültür Turizm Müdürümüz, Sayın Belediye Başkan Vekilimiz, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, değerli misafirlerimiz, sevgili öğrenciler ve değerli öğretmenlerimiz, Alan Başkanlığımızın düzenlediği Miras Gönülleri programımıza hepiniz hoş geldiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol çerçevesinde Fatih Belediye Başkanlığı'nın da işbirliğiyle toplam 31 okulda Miras Gönülleri programını gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 16. okulumuzdayız ve bu dönemin son programını burada gerçekleştireceğiz. İnşallah bir dahaki dönemde Ekim ayında diğer okullarda çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi dünya miras alanları İstanbul'da 4 bölgede bulunmakta. Sultanahmet bölgesi, Efendim Süleymaniye, Zeyrek ve Karasurları şeklinde bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın, çocukların buralara bir farkındalık oluşturmak için bu programı tertip etmeyi düşündük ve bu çalışmayı ilgili kurumlarla birlikte gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir çalışma oldu ve eğlenceli bir program oldu. Ben çocukları çok fazla bekletmek istemiyorum. Bu aşamada Sayın İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine, Fatih Belediye Başkanlığı ve ekibine, alan başkanlığımız çalışanlarına ve tiyatro sanatçımız Volkan Yürüye ve ekibine hepinizin huzurlarında tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili çocuklar, şimdi sizlere çok eğlenceli bir program hazırladım. Volkan abiniz sizi çok eğlendirecek. Bu program kapsamında sizlere bazı mesajlar vereceğiz. Bu mesajları aklınızda tutmanızı istiyoruz ömür boyu ve ömür boyu bunları unutmamanızı istiyoruz. Öncelikli olarak birinci mesajımız, sizler dünyanın en güzel, en tarihi şehirlerinden birinde yaşıyorsunuz. Hangi şehir burası? İstanbul Fatih'te de. Burası dünyanın en güzel, en tarihi şehirlerinden biri. Ve burada yaşadığınız için sizler aslında çok şanslı çocuklarsınız. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca çocuk var. Ama böyle bir imkanları yok. Bunun kıymetini bilmeniz lazım. Ve buraları hep birlikte korumamız lazım. Öyle değil mi çocuklar? Evet.
buraları korumak için Miras gönüllüsü de olmanız gerekiyor aynı zamanda. Ve programın sonunda Volkan abiniz size bir yemin ettirecek. Miras gönüllüsü yemini ve size bir rozet dağıtacağız. Bunları taktıktan sonra ve yeminimizi ettikten sonra sizler de birer miras gönüllüsü olacaksınız inşallah. Ve buraları sizler koyacaksınız, tamam mı çocuklar? Ve bir yarışmamız olacak. Ve bir yarışmamız olacak. İki gün içerisinde okulun etrafında ve mahallenizde yaşadığınız yerlerde bir tarihi binanın önünde fotoğrafınızı çekip bizim alan başkanlığı Instagram adresine göndereceksiniz. Ve çekilişte içinizden bir arkadaşınıza sürpriz bir hediye vereceğiz. Bunu sakın unutmayın. Programın sonunda size broşürler dağıtılacak. Bunu annenize babanıza götürüyorsunuz. Ve fotoğrafı mutlaka bize iletiyorsunuz. Ve sürpriz hediyeyi kazanıyorsunuz inşallah. Tamam mı çocuklar? Şimdi size iyi eğlenceler. Evet, bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Değerli büyüklerimize şöyle güzel kuvvetli bir alkış yapar mısınız çocuklar? Evet, Kültür Turizm Müdürümüz Sayın Coşkun Yılmaz Beyefendi, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mucit Pınar Beyefendi, Fatih Belediye Başkan Yardımcımız Saygıdeğer Mehmet Özçelik ve Alan Başkanımız Saygıdeğer Mustafa Tural Beyefendi'ye ve diğer büyüklerimize bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi ne diyoruz? Artık eğlence zamanı. Şimdi ben programlarımda şöyle yapıyorum, sorular soruyorum, cevaplar alıyorum. Yapmanız gereken parmak, bir de surat. Anlaştık mı? Ne demiş rahmetli Barış Manço? Her insanın öğrenmesi gereken ilk dil neydi ya? Neydi? Türkçe. Alkış. Yanlış cevap. Neydi? İngilizce dedi. Her insanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir demiş. Onun için biz de tatlı dil olacağız. Bakalım cep telefonlarıyla, iPad'lerle çok vakit geçiriyor musunuz? Algılarınız açık mı, kapalı mı? Bir dikkat testi yapacağım. Ondan sonra eğlenceye başlıyoruz. Dikkat! Eller yukarı. İki eller. Öteki elin nerede oğlum? Cebinde mi unuttun? Adam elini cebinde unutmuş. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Aşağı. Ne yapıyorsun çocuğum? Yani fena değil. Saçına dokun. Burnuna dokun. Kulağına dokun. Kopartma kızım, ne yapıyorsun? İki tane var, olsun, idareni kullan. Çenene dokun. Burası çene mi yavrum? O telefonları, iPad'leri biraz daha az oynayın, az kullanın. Algılarınız biraz zayıflamış gibi. Ama bugün bu programda bunu yükselteceğiz. Şimdi hızlı parmak kaldıran kazanır soru geliyor. Dikkat, daha soruyu sormadım. Daha soruyu sormadım, herkes böyle. Soru geliyor, dikkat. Bizim masal kahramanlarımızdan kimleri tanıyorsunuz? Sadece parmak, bir de neydi? Bakayım, pam 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 pam. Hanımefendi, kim var bizim masal kahramanımız? Nasrettin Hoca'ya bir alkış! Ye küm küm ye, ya tutarsa parayı veren düdüğü çalar. Başka? Asla yalan konuşmaz, öğretmeninin sözünden çıkmaz, annesinin sözünden çıkmaz, şampuan kullanmaz çünkü saçları yok ya. Parmak, pam 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 pam. Kim? Keloğlan'a bir alkış. Bravo. Bir hatırlayalım Keloğlan'ı. Bin bir garip Keloğlan'ım, eşeğimin yok, paranın varım yok. Ne gülüyorsun kızım, alkış ya. Pek de sevmem ben yalanı. Bir kaca kari anam var, 3-5 tabuk bir değine. Her gün ona kıvırcık kafama. Başka kim var? Genelde Ramazanlarda görüyoruz. Yar bana bir eğlence medet. Geliyor kafana tencere sefer. Öldüm bayıldım eski mindirler gibi yerlere ya. Kim o? Kim o? Kim? Kim? 1, 2, 3. Herkes kendisini alkışlasın, bravo. Her şeyi biliyorsunuz ya, siz çok mu kitap okuyorsunuz acaba? Anladım zaten, tahmin ettim. Şimdi Volkan abi öğretici çocuk şarkıları 13,5 sene önce ilk albümde bir Nasrettin Hoca şarkısı yazmıştım. 3,5 sene önce de bir tane Keloğlan şarkısı yazdım. Hareketlerimiz var. Siz yapamazsınız gibi ya.
Ya akşama kadar telefon, iPad, hareket yok, bir şey yok. Yapabilir misiniz? Peki bir deneyelim. Dikkat. Şak şak şak. Çiki çiki çiki. Elma mı topluyorsun oğlum? He, kırmızıları topla, hoşaf yapalım yavrum. Şak şak şak. Çiki çiki çiki. Dumba da dumba. Ana sınıfı komple kendisini kanarya sanıyor. Ben dumba yapıyorum, onlar kanat çırpıyor. Peki eller havada, Keloğlan şarkımız geliyor. Hareketleri güzel yaparsanız sürpriz geliyor. Eller havada. Vur elleri. Eller. 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 Vakti zamanında Keloğlan varmış. Akıl küfür. Annesini çok sev. Hazır mısınız? Elma topla. Elma. 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 Aklında çok yaşa canım Keloğlan. Saçı şimdi dumba dumba dumba. Eller. Yok. Yok. İyi niyet yardım sever Keloğlan. Hayatta yolda şirneşeyi kara kaçan, sivraklı patatili her işi çözen, yaradandan ötürü her şeyi sever. Masa kahramanlarımızın en gencidir, sevincidir, sohbeti örmete herkese öyle. Şimdi